şu anda? Tüm halkımız davetlidir. Anonsumuzu da dinledik. Şimdi ben Harmanlı'yı gezmeye devam ediyorum. Orada ablalar ekmek yaparken, bazlama yaparken inek sağacağını söylemişti. Dedim ki ben de geleceğim, yardım edeceğim dedim. Ben verdiğim sözü tutarım ve yardım etmeye gidiyorum. Hadi beni takip edin. Fahriye abla! Geldim inekleri sağmaya, sözümü tuttum sana. Hoş bulduk. Nereden başlıyoruz? Hadi gel sağalım şu inekleri de. Sütü kaynatalım, içelim, bir şeyler yapalım. Nasılsınız? Gördüğünüz gibi yemek yiyorlar. Onların yemeği de bu. Canım. Bunun boynuzları var. Ah! Anam. Ay! Ah! Korkuttun beni. Daha önce başım... Kız korkuttun beni kız. Daha önce düğü süslü ya beni. O yüzden korktuğum için paçamı elleyince öyle oldu sandım. Paçayı sıvamam mı gerekiyor? Tamam. Paçamı sıvıyorum hemen. Tabii. Çoraplarımın içine şalvarımı koyuyorum. Fahriye ablayla inek sağacağım. Şöyle geçiyorum. Fahriye abla kolay gelsin. Allah'ım hoş geldiniz. Gözümü tuttum geldim. Aferin. Tamam. Nasıl sağacağız? İşte onu elimizi sağlayacağım. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Tamam. Hadi başlayalım. Evet şimdi inek sağacağım. Kendi içeceğim sütü kendim sağacağım. Hadi bakalım. Oradan mı sağacağım? Tamam ama bak ayağını kaldırıyor. Arkadan kaldırıyor mu? Sen oradan ayağını kaldırıyor ama. Tamam deneyeceğim. Sen öyle dur. Hadi bakalım. Evet. Çıkarım evden ya. Sıktır. Ay. Sen orada dur. Tamam, sen orada dur ama. Biz en iyisi makineyle sağalım. Makineyle sağmaya devam edelim. Daha kolay bir yolu. Hadi bakalım. Nasıl akacağım? Tamam, hadi sen tak, ben de sana yardım edeyim. Allah, nasıl oluyor? Tamam. Evet. Tamam. Taktık. Taktım vallahi. Vallahi taktım. Evet, böyle sağlayacak. Bu daha kolay bir yöntemi. Fahriye abla, kaç tane inek var? Sağlam mı? Kaç tane inek var? 15. 15 tane. Bunların sütünü ne yapıyorsun? Satıyoruz. Veriyorsun. Hı hı. Saat kaçta sağıyorsun? Bu saatlerde mi? Bu saatlerde. Sabah sağlıyor musun? Sabah sağlıyoruz. İçinde hamile olan var mı? Var. Hangisi? Hamile olan var. Ne zaman doğuracak? Kasım'ın içinde, 3'ünde, 9'unda. Kasım daha var yani. Şeyde, Mayıs'ta. Evet, şimdi ben Fahriye ablamla diğer inekleri de sağmaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Sütü sağdım. Şimdi akşam içeceğim sütü aldım. Böyle bidona da koydum. Şimdi yola düşeceğim ama gördünüz bir tekme atmaya çalıştı. Bir durmadı. Bir şeyler yaptı. Büyük baş hayvan sağmak gerçekten zor iş. Tebrik ediyorum Fahriye ablayı. Sanırım bu bana göre değil. Ben küçük başları sağmaya gideceğim. Fahriye ablayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir şey başarıyor. Şimdi akşamki içeceğim sütümü aldım. Küçük baş hayvan sağmaya gideceğim ben. Elimden ancak bu kadarı gelir. Hadi izleyin.
Demiştim ya, büyük baş hayvan sağmak bana göre değil, küçük baş sağacağım demiştim. Şimdi Hatice ablayla tanışmıştım, onun koyunu vardı. Şimdi onunla birlikte koyun sağacağım. Çünkü ancak küçük baş sağabiliyorum. Hatice abla! Orada mısın? Hadi gidelim Hatice ablanın yanına. Çok soğuk ya. Yetiştin mi? Geç kalmadım değil mi? Oh. Hatice abla benim kalbimi bilmiş neredeyse. O kadar soğuk ki. Ana tamam donuyorum. Hatice abla geç kalmadım değil mi? Tamam. Hadi gidiyoruz. Koyunlarımızı sağmaya. Ay anam, anam, anam. Çocukları da var, kuzuları da var. Ay onlar da annelerin emiyorlar. Gördün mü, gördün mü? Kuzuları da gördün mü? Gördün mü, gördün mü? Bu kuzuları gördün mü? 2 dakikada şarkı yaz. Biri Leyla. Hadi bakalım. Leyla. Leyla ablanın adı. Sıla. Hangisini sağacağız? Annesini sağacağız. Bu anne, öteki ne? O da kuzu. Geçen yıl ama büyümüş. Ay korktular beni görünce. Kuzucuklarım. Ay, 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 ay. Ay Allah'ım. Kız. Evet, daha zor sanki. Nasıl sağacağız bunları şimdi? Tamam, nereye bağlayacağız? Bunlar yese de bir şeyler. Bak ıspanak yiyorlar. Gördünüz mü? Hatice abla kuzularını sağlıklı besliyor. Ispanak. Sıla. Leyla da pek güzelmiş anam. Aa, Leyla abla da geldi. Hani bahsetmiştim ya, kapıyı dövüyorum, dövüyorum, dövüyorum. Bak dur kız. Demiştim ya size, bahsetmiştim. Hatırlarsınız. Kapıyı vurdum vurdum, telefonla arıyoruz yok. Kapıyı çalıyorum yok. Ölü uykusuna mı yattın Leyla abla demiştim. İşte o Leyla, bu Leyla. Leyla abla kalktın mı uykudan? Evet, sabah uyandım. Ama bebeği uyutuyorsun değil mi? Evet. Bebeğimiz var bakalım. Evet. Bebeğimiz var, bebek seveceğiz. Hoş geldiniz her şeyden Hoş önce. Nasıl gidiyor hamilelik? Hamilelik biraz bulantılı ve yoğun şu an. Uyku yapıyor değil mi? Evet, yorgunluk, halsizlik. İlk öyle çocuğum. İlk çocuğum olacak. Ay hadi bakalım, o yüzden uyanamadın sen. Evet. Hadi. Ben ilk başta bilmediğim için dedim ki bu nasıl bir uyku dedim. Ama sonra öğrendim ki teyze olacağım. Ben teyze olacağım. Kaçıncı teyze olacağım bilmiyorum ama olsun. Bir tanesi daha eklensin. Şimdi biz bu kuzuları sayacağız Leyla ablacığım. Akşam görüşürüz seninle, tamam mı? Görüşürüz. Yanına geleceğim. Hadi görüşürüz. Hatice abla hadi başlayalım şunları sağmaya. Emmiş mi? Benim yerime. Gördünüz mü? Geç kal. Hani geç kalmamıştım? Tabii. Fildir fildir gezeceğim diye ondan sonra geç kaldım. Yapacak bir şey yok. Kuzular emmiş annesini ve sütü kalmamış. O zaman ben kuzuları seveyim ve Leyla gelsene Leyla. Ah. Ama sevdirmiyorlar gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok artık. Kuzuları seveceğim ve mahallede gezmeye devam edeceğim. Kuzucuklar benden önce davranmış ve annelerinin sütünü bitirmişler. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi veda ediyorum Leyla ablamla, Hatice ablama. Ama akşam geliyorsunuz değil mi? Geliyorsun değil mi? Eğlencede buluşuyoruz. Şimdi ben gezmeye devam edeceğim. Akşam bir şekilde tekrardan bir araya geleceğiz, devam edeceğiz eğlenmeye. Şimdi Leyla ablama bir şarkı armağan etmek istiyorum ve buradan yoluma devam edeceğim. Dünya, dünya, yalan dünya, bir kız sevdim adı Leyla. Hatice ve Leyla ablama vedalaştıktan sonra gezmeye devam ediyorum. Bir mandıra evi gördüm, oraya doğru gireceğim. Hadi beni takip edin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim, çok memnun olduk. Vallahi böyle evet, geziyorum, gördüm. Dedim ki evet, size de bir uğrayayım, size bir kapınızı çalayım. Nasılsınız, evet, isminiz? Şaban Akın. Harmanlı Köyü Sınırı Sorumlu Sulama Kooperatif Başkanı. Aa. Evet. Kendisi. Evet, evet. Tesadüfen bize buldunuz yani, tesadüf. Evet. Aynen. Evet. Başkanım nasıl gidiyor işler? İyi ya, girdiler pahalı. Her şey güzel ama süt normal,
Fakat girdiler pahalı olduğu için vatandaş az para kazanıyor. Çok az kazanıyor. Yani. Buradaki insanlar zaten süt ürünleri satarak evet. Hayvancılıklardan geçim sağlıyorlar. Yani ekim şu anlarda zayıf zaten. Yani çiftçilik, tarım, gübre pahalı, mazot pahalı, girdiler pahalı olduğu için hayvancılığı döndü köy komple. Şu anda ben 12 yıldır başkanım bu köyde. Harmanlı köyünde evet. Yani Allah razı olsun tüm üyelerimden, Harmanlı köyü halkından. Yani bize takdir et verdiler bu görevi. Biz üstlendik. 12 yıldır devam ediyoruz. Sütümüze Antalya'yı pazarlıyoruz. Tüm köylü sağıyor. Burada süt toplama merkezimiz var. Merkezimizi getiriyor herkes. Hijyen bir şekilde. Evet. Hijyen bir şekilde tank alınıyor. Tankın üzerinde soğuduktan sonra Antalya'ya gidiyor tırla. Güzel ya. Bu İnşallah daha iyi. Her ay ödemelerde bir sıkıntı yok. Fakat yani yemlerin girdileri pahalı olduğu için bu dolaydan dolayı çok sıkıntılı vatandaş. Evet başkanım ama maalesef işte her yerde aynı sıkıntı evet, var. Evet. Sizin isminiz? Hanım Akın. Hanım Akın. Evet. Hanım. Yoksa? Hanım. Eşim oluyor. Ya hanım. Evet. Yani hem sen nasılsın yani, abla? Kendi hanım. İyiyiz çok. Kesinlikle canım. Köyün en güzel kızını alıp gelmişsin. Ben küçük aldım tabii. 10 yaş küçük aldım Maksu'dan. Hem de tahsil o benden. Ya. Tahsil yüksek onun bizden. Tahsilin bir önemi yok ya. Ortadan çıkma. Sen nasılsın abla? İyi misin? İyiyiz çok şükür. Ne yapalım işte. Yardım ediyorsun sen evet. De başkanım. Tabii. Kaç çocuk var? İki. Bir oğlan bir kız. Kaç yaşında var? Biri 26 yaşında, biri 23 yaşında. Evet. İkisi de evli. İkisi de evli. Torunlar var. 26 yaşında dedi ya. Bakar mısınız? Hiç 26 yaşında evet. Çocukları olan bir çifte benziyor mu? Maşallahınız var ya helal. Erken evliliğin işte evet. Faydaları değil mi? Evet. Ben askerden geldim, evlendim. Eşimle tanıştık. Görücü usulü tanıştık. Yani ben hiç görmeden evlendim eşimi. Evet. Yani ben dışarıda kalıyordum. Yok görme ama görmek de gerekir. Şimdiki çağ öyle. Şimdi birbirini görmeden gençle çok zor. Anladım, ama yerlenir. Köyümüzün şu sorunu var. Köylü olduğumuz için bekar gençlerimizi kız vermiyorlar şu anda köyümüze. Neden? Hep şehire gidelim. Şehir aç halbuki. Şehir aç. Biliyorum aç olduğunu yani. Evet. Ev kirasını ödeyemiyor. Adam çöpçü olsun ben köylüye varacağım diyor. Şehre varacağız Leyla yani. Köyde durmak istemiyoruz. Yani kesinlikle. Köylüyü düşünmüyor. Şu anda böyle bir çalışma var yani. İşte. Köyümüzün gençler de mecburen dışarı gitmek zorunda kalıyor yani. Doğal olarak. Tabii ki canım. Mecburen yani dışarı gidip çalışmak gerekiyor yani karnından doyurup. Hayırlısı olsun başkanım. Sağ olun. Hizmet teşekkür ederim. Orada olur derler. Evet. Hani herkes evet. Kaderin yaşar tabii. Derler. Evet. Buradaysa burada, dışarıdaysa evet. Dışarıda. Evet. Evet. Ben sizinle tanıştığımda çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Böyle çat kapı gezeceğim evet. Çok yerler var. Tarım Türkiye çok teşekkür ettik. Teşekkür ederiz. Bizlere ayağımıza kadar gelip yayın yaptıkları için kendilerine her tüm zaman. Yönetimine, kameracısına, sizlere, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Harmanlı Köyü adına. Kooperatif adına, üyelerim adına çok teşekkür ediyorum sizlerden. Biz de teşekkür ediyoruz. Kendim çok memnun oldum. Adına sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet. Hanım, öpeyim seni. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Vallahi daha o kadar çok gezecek yerim var ki anlatamam sana. Her yeri gezeceğim. Geldiğim zaman girmediğim, konuşmadığım hiçbir yer kalmasın istiyorum. O yüzden gezeceğim. İnşallah bir daha gelirim. Başkanım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. Geleceğim. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ben gezmeye devam ediyorum. Hadi beni takip edin. Ya burada geliyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ağladı bir gelin bakayım ne olmuş. Bak yağmur ağlıyor. Ağlıyorsun. Yağmur da geldi bak hadi. Yağmur da geldi. Bak kilen de niye ağladı? Ağlama kız. Gidiyor mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Al sen tut. Dur, hoş geldiniz. Merhaba, sen niye ağladın? Gidiyorum diye mi? Evet de. Evet de. Gelin ya. Gördünüz gelin. Mü ya? Hadi gidiyordum, gelin. Sesini duydum, geri döndüm. Ben gidiyorum onunla konuşmadım diye. Başkanımın torunu değil mi? Evet. Konuşmadım diye ağlamış. Hadi bir el salla o zaman. El salla. Bay bay yedin. Bay bay yedin bakayım. Hadi yavrum sen de bay bay yedin. Bay bay yedin. Gördün mü? Hadi söyle, oyna. Bu torunlar bizim. Yani genç yaşta evlenmenin merhaba, çok getirisi merhaba. Var. Merhaba. Baba merhaba de. Baba merhaba de. Merhaba kızım. Oğlum bak buraya bak. Baba merhaba. Hadi gel sen de yanıma gel.
Gel, gel şuraya bak. Sen buraya gel. Hadi gel. Hadi hep beraber en sağlıklı. Merhaba. Ay, hava serinledi ama olsun. Ben gerçekten çok keyif alıyorum. Çok temiz bir havası var aynı zamanda da. İyi akşamlar. Böyle gördün mü yolda sokakta vallahi çat kapı geziyorum. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Aa bunlar ne? Bunlar aa tavuk. Senin mi bunlar? Bunları biz satın aldık. Yumurtadan düşmüş. Yumurta vermiyorlar artık. Vermiyorlar. Biz yemleyeceğiz bunları. Sen ne yapacaksın? Aç bir bakalım hele. Niye yumurta vermiyorsunuz? Bunları besleyeceğiz. Yumurta neden yumurta vermiyorsunuz artık? Yumurta vermesini sağlayacağız. Nasıl sağlayacaksınız abi bu işi? Bunlara daha çok yem vereceğiz. Bunlar tavuk çiftliğinden gelmişler, yumurtadan düşenler. Biz bunlara yem verince yeşil yedireceğiz, yem yedireceğiz kuru yem. Anladım. İsmin ne abi? Erol. Erol abi. Evet. Peki bu kadar mı? Başka var mı senin tavuk? Daha var yani. Onlara ilave yapacağız yani. Yemleyeceksin. Yemleyeceğiz, yeşil yedireceğiz. Yeşillik yedireceksin. Evet, evet. O zaman yumurta veriyor mu? Veriyorlar, çimende yayılacaklar. Bunlar çiftlik mal olduğu için kapalı hı-hı kalmışlar. Biz bunları besleyeceğiz, daha şey yapacağız. Kaç yani tane gerçi var burada? Hepsi birbirine bağlı sayamıyorum. 12 tane. 12 tane. Evet. Vallahi helal Harmanlı Köyü'nde gezmeye devam ediyoruz. Harmanlı Köyü'nün merkezindeyiz şu anda. Arkamda bir cami var, tarihi bir cami. Bunun bilgisini muhtarımdan öğreneceğiz ve daha sonra camiye girip bir gezeceğiz. Muhtarım, bu caminin hikayesi nedir? Caminin hikayesi, camimiz çok eski. Köyümüzün kuruluşu zaten çok zaman eski. 415 yıllık bir camide gezeceğiz. Tabii ki caminin iç dekorasyonları, tavan dekorasyonları olduğu gibi muhafaza edilmekte. Evet. Ama duvarlar zamanla aşındığından bizden önceki dönemlerde muhtarlar boya badana tadilat yaptığı için evet bazı özelliklerini kaybetmişler. Biz vakıflar müdürlüğüne müracaat ettik, koruma altına aldık. İnşallah önümüzdeki yıllarda vakıflar genel müdürlüğü evet eski haline dönüştürür. Biz de görmüş oluruz. Ben çocukluğumda hatırlarım. Hangi döneme ait olduğunu bilmiyorum ama Horasan bayraklarını benzeyen hı-hı çift bayraklar vardı duvarlarında. Evet. O bayraklardan da hiç kalmadı. Peki bu cami kullanılıyor mu aktif? Kullanılıyor. Şu anda? Aktif kullanılıyor. Herkes İçerisi tabii ağaç sütunlarla dolu. Evet. 415 yıldır ayakta. Bir sürü deprem geçirmiş. Yıpramamış yani camimiz. Evet. İnşallah gezip göreceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden caminin içerisine girelim ve camiyi gezelim bakalım neler göreceğiz. Caminin içerisindeyiz. Hemen böyle kapının girişindeyiz. Muhtarım kapı orijinal değil mi? Orijinal, sadece boyanmış sonradan. Evet. Boyası hariç kapı o dönem yani 415 yıl önce yapılmış kapı. Gördüğünüz gibi açılış mandalı falan o tarihin evet mandalı. Şöyle yaptınız mı? Evet. Açılıyor değil mi? Ya da şöyle. Evet. Şöyle aşağıya kapattığımız açılıyor. Yukarıda zaten Harmanlı evet, Köyü 1021 yazıyor ama. 1021. Evet. 415 yıl evet öncesine hitap ediyor. Caminin içindeyiz ve tavanlara baktığımda tahta olarak. Tahta yapılmış değil mi evet muhtarım bunlar? Dekorasyon o dönemin şartlarına uygun yani 415 yıl öncesine uygun yapılan dekorasyon ile duruyor. Hı hı. Sadece korunabilen iki penceresi, diğer pencerelerin tamamı evet bu şekildeydi. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü bilmiyorum herhalde zamanlı uygun şekle tekrar dönüştürmek için müracaatımızı yaptık. Şu yazıların olduğu yerlerde de 10 tane Horasan bayrağı benim tahminim hani ben ilerisi için bilemiyorum ama hı hı o dönemlere ait duvarların özelliği kaybedilmiş tavan dekorasyonu olduğu gibi orijinalliğini işte, koruyor. Yani orada evet görüyorum işlemeli bir işlemeli şey var tabii orada. O dönem boyama var. Boyama
Buraya da, bu camiyi de ismini de bilmiyoruz ama bir bayanın yaptırdığı, ismi bilinmeyen bir bayanın yaptırdığı söyleniyor. Rivayet öyle. Ama kimin yaptırdığı? Kimin yaptırdığı hiç kimse bilmiyor. Boyaları bizim kendi toprağımızda, Çukuryer denilen yerden, o zamanın mesela okul lojmanları, şu anda mevcut ortaokul olarak kullandığımız okulumuz, kendi toprağımızın kiremidiyle yapılmış. Boyalar da o dönemin, yani el boyaları olarak, halkın yaptığı el boyaları olarak söyleniyor. Her şey, duvarlar hariç her taraf orijinali. Avize evet. Peki? O da hani sonradan mı? Avize daha yeni yani. Yeni, o 3 ay, 4 ay önceden yapılma. Şey. Eskiden bakın, buralar göreceğiniz gibi lüks asma yerleri. Evet. Var. Gördüm. Lükslerle aydınlatıyordu. Tabii. Evet. Üzeri zaten toprak damdı. Evet. Bir hayırseverin birisi kiremidini yapmış zamanında, biz denedik dönemlerde. Evet. Birisi gelmiş sıvatmış, birisi avizeyi almış. Evet. Zaman zaman işte duvarları yapılıyor. Şimdi alttan elektrik ısıtma sistemi yok, yapılık. Yapıldı. Şu anda elektrikle ısıtılıyor tabandan. Taban ısıtma sistemi var. Camimiz 415 yıl. Çok uzun bir süre. Uzun bir süre. Ayakta evet. Kalmış, depremleri görmüş. Evet. İnşallah yine de böyle ayakta kalır ve buranın halkı burada ibadetlerini etmeye devam ederler. Devam ediyoruz zaten. Ben şimdi burada duamı edeceğim. Daha sonra yine tarihi yerlerimizi gezmeye devam edeceğiz muhtarımızla. Harmanlı Köyü'ne bağlı Karaköy Mahallesi'ndeyiz. Burada seracılık yapılıyor, çiçek seracılığı yapıyor. Gördüğünüz gibi rengarenk çiçekler var. Oh be, içim açıldı yani. Şimdi bu çiçeklerle alakalı beyefendiden ve ablamızdan bilgiler alacağız. Öncelikle isminizi öğrenin. Vicdan Aral. Vicdan abla nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben deyim. Çiçekler ne kadar güzel. Sağ ol ablam. Sen bakıyorsun bunlara. Evet, ben ilgileniyorum. Eşinizle birlikte. Eşimle birlikte. Evet. Sizin isminizi alalım. Şükrü Ağıl. Şükrü Bey, nasılsınız? Zevkli mi çiçeklerle uğraşıyorsunuz? Ya biz bunu emekli olduktan sonra hobi haline getirdik. Bir evet. Yeğenimiz yapıyor Antalya'da bu peyzaj işlerini, ihracat falan da yapıyor. Evet. Orada biraz biz ona yardımcı olduk. Çiçeklerin köklendirilmesinde, ondan sonra yetiştirilmesinde. Evet. Öğrenince, onun düzeni kurulunca biz orayı yeğeni bıraktık. Burada köyde yapmayı düşündük. Evet. Bu şeyi yürütüyoruz yani hobi olarak. Bunları nereye veriyorsunuz? Ya belediyeler veriyoruz. Şey olarak Parakende de satıyoruz. Burdur'da, Yeşilova'da, pazarlarda. Hı-hı. Hem satıyoruz hem evet. Yetiştiriyoruz. Evet. İşimiz bu. Anladım. Vallahi çok güzel. Vicdan abla, Şükrü abi sana diyor mu? Sen çiçekteki seradaki çiçeklerden daha güzelsin diyor mu? Hiç demedi ablam, hayır. Çok nadir. Demesem de hissediyorum. Değil mi? Şöyle eve geldi, şu, bu seradan çıkıp eve geldiği zaman demeli ki Vicdancığım, ben o çiçeklerle uğraştım ama sen onlardan daha güzelsin. Ya da şuradan bir saksalık geliyor mu? Yapıyor. Doğum günlerinde falan saksalık gelip veriyor. Kendi yetiştirdiğim çiçek bana hediye ediyor yani. Tabii. Şükrü abim o zaman 10 numara. Hepsiyle teker teker ilgileniyorsun. İlgileniyoruz ablam. Kendimiz çelikleme yapıyoruz. Üretimini kendimiz yapıyoruz. Beğendiğiniz çiçeklerden alabilirsiniz. Tamam. Bir tane alacağım, evimde yetiştireceğim. Ay ben de var ya, gittim her yerden bir şey. Ama ne yapayım, hepsi ayrı ayrı güzel.
Teşekkür ederim sohbetiniz için. Bir şey değil canım. Biz teşekkür ederiz. İki tane kızımız var. İkisi de evli. Burdur'da yaşıyorlar. Biri veteriner, biri öğretmen. Biri veteriner, biri öğretmen. İkişer tane torunumuz var. Biri oğlan, biri kız. Torunlarıma çok selamlar. Onlar çok seviyor çünkü burada bizimle çalışmayı çok seviyorlar. İsimleri neydi? Zeren. Mustafa. Uras. Ve Yağmur. Sizi kocaman öpüyoruz. Evet, onlar da burada gelip oynamayı çok seviyormuş değil mi? Hem de nasıl. Yani buradan ayrılmak istemiyorum. Her yanı. Bir şey daha soracağım. Bunları çoğaltıyorsunuz ya. Tabii. Bunun bir mevsimi var mıdır? Evet. Her çiçeğin ayrı ayrı zamanı, zemini, ayı şeysi var. Mesela diyelim ki Nisan ayında yetişenler var. Evet. Mayıs'ta biraz daha sıcak istersem Haziran'a doğru da dikilen şeyler var. Biz bunları hep biliyoruz. Onların dönemleri var. Tabii. Ona göre dikeceksin ki verim elde edebilmek için. Yani bu gerekli. Muhakkak. Anladım. Evet, papatyamı taktım. Bir saksı çiçeğimi de alacağım. Allah'ım çok teşekkür ederim. İsmi ne? Petunia. Petunia'mı da aldım ama ben bunun ismini değiştiriyorum. Bunun ismini Vicdan koyuyorum. Vicdan ablamı hatırlayacağım. Bunun adı bundan sonra Vicdan diyorum. Çiçeğimi de alıyorum. Gerçekten şöyle. Yani. Vicdan ablam eşirdi. Bu hali geldi. Tamam. Çiçeğimi de koluma taktım. Gezmeye devam edeceğim. Hadi beni takip edin.